hem kendime, ekibime, hem tüm Gençler Birliği camiasına hayırlı uğurlu olsun. Hani böyle büyük bir camianın, köklü bir camianın, Türkiye'deki herkesinin saygı duyduğu bir kulüpten böyle bir teklif gelmesi beni çok mutlu etti. Tabii ki bulunduğu konum, aldığı puanlar üzücü bir durum. Ama ben hem kendime, hem ekibime, hem camiaya, en çok da futbolcu kardeşlerime çok güvendiğim için ve daha sonrasında da uzun soluklu bir proje olacağı için, ki benim de biliyorsunuz ben Almanya'da ve Hollanda'da oynadım. Avrupa'da birçok yerde bulundum. Oradaki projelere de çok hakim biri olarak Gençler Birliği Kulübü'nün bir Avrupa Kulübü olma niyetinde olduğunu fark ettim. Son 7 maçımız, oyuncularıma da söyledim. Bunun artık bizim tüm konsantrasyonumuzu, ruhumuzu, kalbimizi ortaya koyacağımız son 7 karşılaşma. Bunların 3'ü içeride, 4'ü dışarıda olacak. İçinde, bu 7 maçın içinde rakiplerimiz de var. Onlara inancımı söyledim. Hepsi çok karakterli oyuncular. Gerçekten güzel bir enerjimiz var şu anda. Bu motivasyonumuzla biz doğru oynayarak, stratejik olarak Eyüp Spor'u analiz ediyoruz. Doğru oynayarak onlara karşı göstereceğimiz stratejiyle karşılaşmadan iyi bir sonuçla döneceğimizi biliyorum. Biz Gençler Birliği olarak bu ligde kalacağız ve daha sonra da Avrupa Kulübü olma yolunda da emin adımlar atacağız. Hoca değişiklikleri genelde iyi oluyor takımlar için. İnşallah bize de iyi olur. Kurtuluş maçı diyebileceğimiz maça çıkacağız. Bu hafta çok iyi hazırlandık, maçımız da yoktu. O yüzden bu hafta gidip inşallah 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Çok kritik bir viraj. Son artık her maç final gibi. Gidip inşallah iyi bir yemek istiyoruz. Daha sonra da içeride Altay maçımız var, o da kritik. Bu 2 hafta özellikle bizim için çok önemli. Gibi en gros pour le futur moi j'y crois sur les 6 derniers matchs. Et pour nous, les résultats vont parler déjà de mercredi, quoi, la finale. You said the last several games would be final for us. Bu son 7 maç bizim için final maçları olacak. Oyuncu grubumuza ve takımımıza güveniyoruz. He's a positive guy and every day he's telling us that it's not going to be easy to stay in the league but we will fight. If you fight, çok pozitif biri. Her zaman bize savaşmamız gerektiğini söylüyor ve bunu takıma aşıladı. Böyle bir bilinci yaşadı. Ve onun dediklerini yaparsak ligde kalacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim.